Sevgili dostlarım, merhaba. Bugünkü yayınımızda çok fazla konumuz var. Vergiden kaçınma yolları mı dersiniz? Kripto para vergisinden bahsediyorum. Bitcoin'in şu anki güncel durumu dersiniz. Bybit borsası mı dersiniz? Çok karışık ve çok fazla konumuz var. Bunları da açıkçası böyle dakika dakika yazmak istemiyorum. Nedeni şu, hepsi, her konu sizi ilgilendiriyor. İşte bundan dolayı sevgili dostlar, karışık yazmıyorum. Alta videoya, alta rakamlara hiç yazmıyorum. Öncelikle sevgili dostlarım, 2021 yılını bitiriyoruz. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle çok kötü ve çok güzel bir yıl bitirdik. Ve bir kardeşiniz, bir abiniz, dostunuz olarak hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili dostlar, 2022'ye kripto para da Türkiye'de vergiyle başlayacağız. Tabii ki her insan gibi biz Bayinan ailesi olarak da araştırmalarımızı yaptık ve yapıyoruz ama öncelikle bir konuda uyarmak istiyorum. Bakın çok fazla şu an YouTube'da ve internette saçma sapan bilgiler var. %80 alacak diyenleri mi ararsınız? %50 alacak diyenleri mi ararsınız? Ben de bunlar için bu yayınımın bir 10 dakikasına bu vergiyi konuşmak istedim. Öncelikle sevgili dostlar, tek kriptodan bahsetmeyelim. Bakın, Türkiye'de vergiyle ilgili size bir cümle okuyacağım. Vergiden kaçınma. Vergiden kaçırma değil, bu bir suç. Vergiden kaçınmadan bahsediyorum. Kaçınmak. Bir suçtan, bir kötü bir olaydan kaçınmaktan bahsediyoruz. Vergiden kaçınma, vergi mükelleflerinin vergi matrahını azaltma veya yok etme şeklinde vergiye karşılık olarak verdikleri tepkidir. Vergi kanunlarında vergiden kaçınma suç değildir ve bunun için bir cezai uygulama yoktur. Yani vergiden kaçınma suç değil, anayasada suç değil, vergi kaçırma suç cezası olan bir durum. Ne kadar farkları var değil mi? Bizim anayasamızda vergiden kaçınma diye bir olay var iken birçok insan sırf sizlerin görüntülenmesini alabilmek adına, izlenmesini kazanabilmek, aboneliğinizi kazanabilmek adına vergiden kaçınma ve vergi kaçırma olaylarını hiç görmeden saçma sapan yorumlar yapıyorlar, saçma sapan videolar hazırlıyorlar. Öncelikle sevgili dostlar, bunlardan uzak durun. Türkiye'de ister kripto para alın satın, ister bir iş yeri kurun, bir kumaş alın satın, vergi kaçırmak suçtur. Vergiden kaçınma suç değildir. Bunları neden söylüyorum? Ya bir sakin olun, bir çıksın bakalım kanun. Devletimiz, hani devletimiz ne diyecek? Nasıl bir kanun alacak parlamento? Kanun kabul edilecek mi? Edildiğinde bunun şartları ne olacak? Ya bir görelim onları. Gördükten sonra vergiden kaçınma diye bir olay var sevgili dostlar. Vergiden kaçınma çok güzel bir olaydır. Burada devletimizi de zarara uğratmıyoruz. Kendimiz de zarara uğramıyoruz ve halka faydamız dokunacak. İnsanlara faydamız dokunacak belki. Bu kısım ticarette bahsettiğim kısımdır benim. Vergi mi ödeyeceğim? Alım satım yaparım. Alırım. Ticaretten konuşuyorum. Kripto paradan değil. Yani ben 100 lira kar mı ettim ticarette? 100 liraya gider personel alırım. İstihdamı arttırırım. Vergi ödemem. Personele öderim. Bu ticaretteki konu. Peki sevgili dostlar, bir
kanun çıksın. Yani yaklaşık 4 gündür, 5 gündür hem piyasada araştırıyorum. Hem anayasaya bakıyorum, kanunlara bakıyorum, hukuka bakıyorum. Nasıl bir kanun çıkabilir diye bir teori üretmeye çalışıyoruz. Teori. Hepsinin sonucunda şöyle bir detay ortaya çıkıyor. Çıksın, kanun bir çıksın. Çıktıktan sonra vergiden kaçınmalara bakarız. Ama sonra YouTube'a biri giriyorum ki 1 milyon doları olan %40 vergi ödeyecekmiş. %50 vergi ödeyecekmiş. Ya bu kanunu sen mi aldın? Bunu da ne diye söylüyorum biliyor musunuz? Ya gerçekten o kadar çok saçma sapan videolar var ki, saçma sapan yayınlar ve bu yayınların çok fazla izlenmesi. Ne kadar izlendiği gerçekten zerre kadar umurumda da değil. Ama bir böyle saçma sapan 1 milyon yatırırsan %40 ödeyeceksin gibi bir video 200 bin izleniyorsa eğer, demek ki bunu hadi 200 binin 100 bin kişisi izlemiştir. Ya 100 bin kişisi izliyor da hiç mi düşünmüyorsunuz arkadaşlar? Bunun bir yolu yordamı yok mu? Var arkadaşım, var. Çıksın vergi, bu güzel bir şey, kötü bir şey değil. Yok, vergiden kaçınma da var. Bir çıksın bir kanun. Devletimiz, büyüğümüz bir desin. Şurada şu, burada bu bir kanun çıksın parlamento, o milli saygıdeğer milletvekilleri bir desin. Bir desin görelim sevgili dostlar, bir kanun bir çıksın hele. Bakın, Türkiye fırsatlar ülkesidir. Ama zeki olana. Türkiye fırsatlar ülkesi değildir, zeki olmayana. Aklını kullanamayana. Gidip de kılavuzunuzu baykuş eylerseniz burnunuz çok acır sevgili dostlarım. Burnunuz gerçekten çok yanar. Bana soruyorlar vergi çıkacak, ne olacak? Bazen en büyük sorunların çözümü o kadar basittir ki ve kanun çıktıktan sonra ya da bundan bir ay sonrasında sizlere yine böyle bir yayın yaptığımızda benim bir yıldır ne kadar haklı olduğumu, söylediğim her cümlenin, beni sevin ya da sevmeyin ama benim söylediğim her cümlenin ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız. Bir gün haberlerde işte Türk borsasındaki şu borsadan bu kadar coin aldın, bu kadar vergi ödeyeceksin dediği gibi bir kanun gördüğünüzde ya bayinan haklıymış. Bu adam boşu boşuna bir yıldır konuşmuyormuş. Sorun bendeymiş, ben hata yapmışım, gidip de başkalarına uymuş, başkalarına dinlemişim diye. Sevgili dostlarım, gerçekten bayinan kanalı dinlemeyi bilene çok fazla değer katan, çok fazla bilgi katan bir kanal. Ama siz dinlemeyi bilmiyorsanız, şu an bilgisayarınızda, ekranınızda bu video açık iken ya da diğer yayınlarım açık iken başka şeylerle ilgileniyorsanız, işte bugün ortalıkta böyle dolanırsınız. Vergi %10 mu olacak, %40 mı olacak, %3 mü olacak diye. Geçen sene bu zamanlar paylaştığım bir yayında şunu demiştim. Sevgili dostlarım, lütfen bilgiye yatırım yapın. Kriptoya değil, paraya değil, dolara değil, altına değil. Bilgiye yatırım yapın. İşte biz bugün bilgiye para yatıranların kazandığı ya da 20x, 30x bugün aldık, yarın sattık, zengin oluyoruz diyenlerin kaybettiği gündeyiz. Bilgiye yatırım yapanlar ne oldu biliyor musunuz sevgili dostlar? Vergi çıkacak dediğinde, bu haberi duyduğunda sevinmeye başladılar. Şimdi soru şu. Siz vergi çıkacak dendiğinde seviniyor musunuz? Yoksa sevinmiyor musunuz? Sevinmiyorsanız eğer bir yıl boyunca
bilgiye yatırım yapmamışsınız demektir. Günü kurtarmaya, boş hayallerin peşinde koşmaya çalışmışsınızdır. İşte vergi, bakın ne kadar da önemliydi. Sevgili dostlar, 2022 kripto olarak çok değişik olacak. 2023 bambaşka bir yıl olacak. Bir cümle, bu cümleyi benden duydunuz, bu kardeşinizden duydunuz. Bugününüzü değil, yarınınızı kurtarın. Bakın bunu defalarca duydunuz. Bunu duyarken şunu düşünüyordunuz. Benim Bitcoin düşük. Benim Ethereum daha aşağıda, zarardayım. Cümlenin içeriği bugününü kurtarma. 2023 yılını kurtar. 2024 yılını kurtar. Dünya çok farklı yere giderken kendini kurtar sevgili dostum. Sevgili omuzdaşım. Artık anla. Daha vergi üzerine biz çok yayın yapacağız, merak etmeyin. Hele şu kanun bir çıksın, bir vergiler belli olsun. Hepiniz diyeceksiniz. Ya işte Bayinan Hoca haklıymış diye. Bir yıldır bodan boşa konuşmuyormuş diye. Bu yüzden sevgili dostlarım, sevgili omuzdaşlarım, kardeşlerim, abilerim, büyüklerim. Bir yıldır konuşup da şu an en doğru yere geldik. Bu ortalarda gezip de eğitim veriyorum diyenlerin hepsinin şu an paçası tutuşmuş durumda. Yok grafik diyenlerin hepsi bakın bir aydır sesi çıkmıyor. Hani grafik ne oldu? Onu da konuşalım. Bir konuşalım hele. Bakın daha 3 ya da 4 yayın öncekinde demiştim. Özgür Acan'ın çok güzel bir lafı vardı. Çizgi çekilmekle zengin olunmaz diye. Şu yaşadığımız son 2 hafta tam da bir çizgi haftası, ne oldu? Retest geldi. Şimdi patlayacak. Çizgi çekiyoruz. Arkadaşlar ne oldu? Retestlerin hepsi ters tepti. İkili dip geldi. Ne oldu? Patladı. Formasyon geldi. Ne oldu? Patladı. Hani arkadaşlar çektiğiniz çizgiler ne oldu? Demek ki bakın ben bunu bir yıldır söylüyorum. Bir yıldır grafikte küçük bir dip noktayı hesaplayıp da en yükseğe çizgi çekmekle olmuyor diye belki 100 tane yayın yaptım. Bakın videolar kısmına girin görürsünüz. 140'tan fazla yayınım oldu artık. Ve hepsinde ucundan, sağından, solundan dokunduk o çizgi. Kaldı öyle. Sadece kaldı. Yani bu ne demekmiş kripto parada? Bir dip geldiği zaman ikinci dip de gelir, üçüncü de gelir, beşinci de gelir, onuncu da gelir. Çektiğiniz çizgi havada kalır. Sevgili dostlar, bu yüzden teknik analizden önce temel analiz. Önce temel analiz, sonra teknik analiz. Piramit gibi düşünün. Piramitin en temeli temel analizdir. Sonra teknik analizler gelir. Sizin temel yok, temel analiz yok. Teknik analizde böyle çıktınız. Dipteyken alırsınız, bir dip daha alırsınız, daha da alır. Sonra dipteyken satarsanız. Niye biliyor musunuz? Daha dip geleceği için. Gelmez. Bitcoin şu an 46-47 bin bandında. Bu videonun hazırlandığı saatte. Siz sattığınız an kripto para yükselir. Ve siz yüksekten alırsınız. Bakın bu böyle olur. Sattığınızda daha aşağıdan alayım. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Ve sonra şunu sorarsınız. Acaba kripto paradaki insanlar beni mi takip ediyor? Benim satmamı mı bekliyorlar? Evet, bizler sizin satmanızı bekliyoruz. Bizler değil sevgili dostlarım. Buradaki olay, şu an tüm indikatörler, tüm asülatörlerin hepsi sat sinyali veriyor biliyor musunuz? Hepsi deli gibi sat sinyali veriyor. Almayın diyor. Hani o grafik, temel analiz, teknik analiz. Teknik analizde şu an sat sinyalleri var. Temel analizde ise alın sinyali var. Alın. 2 ay, 3 ay. Yani 60 gün, 90 gün. 40 yıllık, 60 yıllık yaşandığınızdaki sadece 90 günde alın sinyali var. Soru şu. Hangisini dinleyeceksiniz? Teknik analiz mi? Temel analiz mi? Başka bir soru daha sormak istiyorum ama çok uzun olacak. Temel analizi öğrenmediğiniz sürece teknik analiz sizce size kazandırır mı?
Cevabı kendinize verin sevgili dostlarım. Benim cevaba ihtiyacım yok. Sonrasında Bybit borsasında bakın 4 haftadır paylaşıyoruz. Hatta bir denemede yaptık. Izumi Coin'inin launchpad'ine katıldık. 0.04'lerden aldık. Coin çarpı 20 yaptı. Biz 10'da sattık. Yani satanlar sattı. Böyle diyeyim. Biz çünkü katılmamıştık ama anlatmıştık. Şimdi yeni bir proje başlayacak. Takip ediyorum. Bir tanesi şu an var. Araştırıyorum. Yani tam istediğim şartlar oluşursa önce Bayinan ailesindeki çalıştığım özel danışmanlık müşterilerine, sonra WhatsApp gruplarıma, sonra Telegram gruplarıma, sonra da sizlerle paylaşacağım. Sadece istediğim şartlar oluşsun. Nasıl Izumi'de çarpı 10'lar 20'ler havada uçtu, bunda da olacak. Burada şöyle bir detay var sadece. Izumi coin'inde en fazla 400 dolarlık alabiliyorduk. 400 doları 4000 dolar yapmak bizim istediğimiz ya da 2000 dolar yapmak bizim istediğimiz rakam değil. Bize sınır konmasın istiyoruz. Biz 400 dolarlık değil 1000 dolar 5000 yani kimi müşterim 1000 dolarlık alacak, kimi müşterim 10.000 dolarlık. Ve bunu aldığında çarpı 10 gelirse 4000 doları 40.000 dolara satalım. Geçen sene kullandığım bir cümle vardı. Ben bu cümleyi çok severdim sevgili dostlar. Bu kardeşinizden de size bir bilezik olsun. Civciv olup da küçük lokma peşinde koşmayın. Ben hiçbir zaman civciv olup da küçük lokma peşinde koşmadım. Tamam gün geldi şartlar %10 aldığımız coin'i %10 yukarıya sattık. Ama o piyasa şartlarına bakarsak %10 da büyük. Herkes %10, 20, 40, 50 içeri girerken biz %10 5 coin'imizin bir tanesinden biliyorsa %10 kar aldık, mutlu olduk. Daha önce Vite coin'inde herkes kan ağlarken biz Vite coin'inden para aldık çıktık. Kar aldık çıktık. Bu ayrı. Ama hiçbir zaman dostlar civciv olmayın. Ufak lokma peşinde koşmayın. Vergide de aynı. 100 bin dolarda 1000 dolar mı vereceksiniz? 10 bin dolar mı? 10 bin dolar büyük lokma, civciv değilsiniz ama 1000 dolar, 500 dolar, 100 dolar neyse 10 bin dolar da 100 dolar. O zaman civcivsiniz. Sonra sevgili dostlar. Türkiye'de de bir konuya değinmek istiyorum. Türkiye borsalarında. Şu an herkes işine geldiği gibi oynuyor. İşine geldiği gibi yayın yapıyor. İnsanlar da işine geldiği gibi izliyor ve dinliyor. Bakın sevgili dostlar. 2017-2018 yıllarında bilen bilir zaten. Türkiye'de çok fazla borsalar yoktu. Ben birkaçıyla çalışıyordum. Biriyle çalışırken ödediğim komisyona baktım. Diğeriyle çalışırken ödediğim komisyona baktım. Ve gerçekten aralarında dağlar kadar fark vardı. Şunu demeye çalışıyorum. Türk borsalarıyla çalışıyorsanız lütfen şu ödediğiniz komisyonlara bir bakın. Bizim açıklamanın altında Bitlo yazısını işte bu yüzden var. Bitlo.com diye. Bitlo.com'u tanımıyorum. Bir alakam da yok. Bir bağlantım da yok. Sadece daha az komisyon isteyin diye bunu söylüyoruz. İsterseniz Bitlo ile çalışın, isterseniz diğer borsalarla. Gerçekten pek bir önemi yok. Konu çok uzun. Daha çok konuşulacak konular var. Ve ben bunları aslında bir yıldır konuşuyorum. Bakın dediğimiz yere geldik. Açın bir yıllık videoları lütfen bir saatiniz ayırın izleyin. Dediğim birçok şeyin çıktığını göreceksiniz. Şöyle bir detay var. Bu gözlük kahverengi ve siyahtan oluşmakta. Ben buna bazen kahverengi siyah diyemem. Diyemiyorum. Ne diyorum gözlük? İki tane camı olan böyle takılınca gözde işe yarayan. Ben bunu söylediğimde siz bunu gözlük olarak algılıyorsanız zaten benim söylemiş olduğum her şeyi anlamışsınızdır. Şu an vergi çıkacakmış umursamıyor olmanız gerek. Şunu düşünürsünüz ya çıksın bir yolu vardır olmasa da Süleyman Hoca bir yolunu bulur ya da Bayinan Hoca bir yolunu bulur demeniz gerek. Ama siz şu an ya vergi çıkacak, kripto paradan çıkayım mı, ne yapayım, edeyim diye düşünüyorsanız eğer ve
beni izlemişseniz bence bir daha izleyin. Aradaki gözlük tarifine iyi bakın. Hiç gözlük demedim, sadece siyah dedim, kahverengi dedim. İki camı var, göze takılıyor dedim. Ama ben hiç gözlük demedim sevgili dostlar. Algılama, algı seviyesi. Kimisinin kabı 10 santimdir, beyin kabı. Kimisinin 100 santimdir. 100 santim olan her şeyi anlar. Tüm kabı doldurur, 100 santim büyük kap. Ama kimisinin kabı 10 santimdir. Bu 10 santimde daha gözlük demeden, kahverengi siyah demeden dolar. Bu da benimle alakalı bir şey değil. Sizinle alakalı bir durum. Eğer ki beyin kabınız küçükse biraz büyütmeniz gerek. Kripto parada da her şey 3-5 tane, 3-5 tane böyle zil çalarak konuşma şeklini Avrupalılara özendirerek, farklı farklı konuşma şekilleri üretmeye çalışarak, Türkçe konuşmaya çalışıyormuş gibi yaparak, kripto paradan anladığını, usta olduğunu, düşündüğünü, bildiğini göstermeye çalışmak ayrı bir ayıp. Ama sizin inanmanız, takip etmeniz de sizinle alakalı bir durumdur sevgili dostlar. Türkiye'de bilginin kazandığı bir dünyada, Türkiye'de bilgi her zaman kazanır. Bilgisizler her zaman kaybeder. Son soru. Hangi taraftasınız? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Her şeyden önce sağlıcakla kalın ve bilgiyle kalın. Artık bu cümleyi söyleyeceğim.